başından geçen bir olayı anlatacağım. Bu aslında bugünkü olaylara ışık tutacak bir olay. Yemin sizin AKP'nin kuruluşuna da ışık tutacak bir olay. Sene 1993. Yalnız hatırlamıyorsam Tansu Çiller başbakan. Ben evde oturuyorum. Sabah çalışıyorum. Dışlarından bir haber geldi. Amerikan dışlarından bir telefon. Sabah gazetesindesiniz. Sabah gazetesindeyim. Evet. Der ki dünyadan, çeşitli kıtalardan birer gazeteciye Amerika'nın önümüzdeki 20 yıllık dış politikaları konusunda off the record bilgi verilecek. Şimdi ben düşünüyorum, ben Avrupa'dan mı sayılacağım, Asya'dan mı sayılacağım? Beni niye çağırdılar? Evet. Gittim, hakikaten gittiğimde Avrupa'dan işte bir Belçikalı gazeteci, işte efendim Asya'dan bir Hintli gazeteci, Afrikalı bir gazeteci. Yani hakikaten her kıtadan bir gazeteci var. Amerikan 8. katına çıktık. Dışişleri Bakanlığı'nın en üst katlarından bir tanesi. Orası plan proje esas analizlerin yapıldığı yer. Bir Dışişleri Bakan Yardımcısı bizi gezdiriyor ve baştan da söyledi. Bu anlattıklarımı biz her zaman deny ederiz. Yani yalanlarız. Bu size ileride yazacağınız yazılar için bir ön fikir olsun diyor. Evet. Peki. İşte efendim Afrikalı gazeteci sordu. Amerika'nın önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'ya yönelik proje. O bir şeyler anlattı. Ben hiç dinlemiyorum bile onları. Güney Amerikalı gazeteci, Brezilyalı bir gazeteciydi o çocuk. O sordu, ona anlattı, ona anlattı. Ben de orada dekor olarak bulunuyorum diye bir sorayım dedim. Peki dedim, Türkiye'ye yönelik dedim, önümüzdeki 20 yıl içindeki projeleriniz neler dedim. Adamın bana anlatışı o kadar tuhaf ki, şimdi değerlendiriyorum olayı. Dedi ki, bizim dedi, Orta Doğu'da çıkarlarımızın bekçisi İsrail'di dedi. Söylediği laf bu. Şimdi dedi, Orta Doğu dedi, Orta Doğu kaynak olarak dedi, bitmek üzere dedi. Yeni Orta Doğu, Orta Asya dedi. Sizin dediklerinizi çok doğruluyor. Bakın, ben sene olay 93. Yeni Orta Doğu dedi, orası dedi. Ve yeni Orta Doğu'da, yeni İsrail, Türkiye olacak dedi. Ve orada yalnız şey yaptı, bat dedi, yani ama dedi. Bir şey var dedi, Türkiye'de istikrar lazım dedi. Evet. O yıllarda da bizler mesela Tansu Hanım yeni iktidardan düşmek üzere koalisyon. Ve ben o yaz tatiline hep Ağustos ayında geliyorum. Tesadüfen bir böyle bir şeyde, partide Tansu Hanım'la karşı karşıya geldik. Ve ben yolunu kestim, beni tanıyor Washington'a gelip gidişinde. Bu olaya kendisini anlattım. Tansu Hanım'ın bana cevabı, şekerim bunu sana niye söylediler dedi. Ben dedim ki I'm a messenger. Bu beni size mesaj gönder. Çünkü hakikaten kel alaka bir şeyler için beni söylüyorlar. Ve bu olay 93 oldu. Tansu Hanım ondan sonra kalktı, Necmettin Erbakan'la koalisyonlara gitti, bilmem ne yaptı. Bunları daha çok hortlattı o tarihlerde. Ve dikkat edin, Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ü, o zaman İstanbul Belediye Başkanı iken Londra'da Mark Grossman'ın çağırdığı toplantı, esas ilk oradadır, ilk toplantı orasıdır. 96 veya 97'dedir, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu toplantıda bunlara şey, Erbakan'ın partisinden ayrılın, kendi partinizi kurun talimatı verildi. Ben bu soruyu Mark Grossman'a under record sordum Dışişleri Bakanlığı'nda. Böyle bir soruyu Dışişleri Bakanlığı'nda bir temsilci ne der? Yok böyle bir şey der. Yalanlar değil mi? Cevabı söyleyeyim size. No comment. Evet, doğru yok, demek. Yorum yok dedi. Yani doğrulamış oldu. Doğrulamak. Şimdi olay beyefendinin şeylerine geliyor. Evet. O dönemde zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuran kadro yeni oluşumcular, yenilikçiler diye lanse edilmeye başladı. Doğru. Ben. Şimdi ben de Recep Tayyip Erdoğan'la daha önce İstanbul İl Başkanlığı döneminde Bayrampaşa İlçe Örgütü'nde Refah Partisi'nin uzun bir sohbet yapmıştım. Bir Refah Partisi'nin bir etkinliğini gazeteci olarak bunlar çağırdılar, özel olarak gazetecileri isim olarak arayıp çağırmışlardı. Gittim, Güneş Gazetesi'ndeydim o zaman. Recep Tayyip Erdoğan işte hiç kimsenin tanıdığı birisi değil henüz. Refah Partisi'nin il başkanı ve ondan önce de Beyoğlu ilçe başkanlığı yapmış. Beyoğlu belediye başkanlığına aday olmuş. CHP'nin adayı Hüseyin Aslan karşısında da seçim kaybetmiş birisi. Böyle birisi. Çok ilginçtir. Bir tane makam arabası olarak kullandığı, kapıya çıkınca gördük. Kullandığı araba mesela bir Renault araba ve jant kapağı telle bağlanmıştı. Yani bu kadardı. Evet. Ve gazetenin bana verdiği araba daha iyiydi.
Böyle bir durum söz konusu. Şimdi biliyorsunuz yani bütün aile üyelerine birkaç milyon dolarlık villalar aldı. Evet. Her neyse orada şey anlattı. Biliyor musun dedi Merdan Bey, Milli Selamet Partisi niye iktidar olamadı? Biliyorsunuz o Akıncı Gençlik Derneği'nden ve Milli Türk Talebe Birliği'nden geliyor. Çünkü dedi cami avlusuna sıkışıp kalmış bir partidir. Biz dedi cami avlusundan çıkacağız. Doğru. Ama ben dedim peki sadakatleriniz konusunda, bağlılıklarınız konusunda, angajmanlarınız konusunda da bir farklılaşma var mı? Yani görüş mü değişti? Hayır dedi. Bu dedi bir iktidara gelme stratejisidir bizim açımızdan. Biz cami avlusuna çıkacağız. Ben bunu daha sonra yazdım. Sonra Bahri Zengin beni aradı. Yani kendisi dinliyorsa doğrulayacaktır. Bahri Zengin dedi ki o zaman AKP, Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı, o Aksaçlılar ekibinden, merkez yönetimde Erbakan'ın yardımcılarından biri Necmettin Erbakan. Ya bunu Tayyip Bey mi söyledi gerçekten dedi. Telefonla ben dedim ki evet. Neden dedim, yani ben bunu parti politikası zannediyorum. Bilmiyorum ama Tayyip Bey radikaldir dedi. Yani wow. Yani hayır, yani onun böyle bir şey söyleyebileceğini beklemiyorum. Ve şunu anladım ki bir şey var, bir farklılık var arada. Ya bir hesap yapılıyor. Bir oluşum hazırlanıyor. Ve daha sonra dönüp baktığım zaman bu kitabı hazırladığım dönemde il başkanlığı döneminde ilişkilerin kurulmaya başlandığını, evet, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde bu ilişkilerin geliştirildiğini, pekiştirildiğini, daha sonra bir siyasal parti olarak tasarlandığını, çünkü Türkiye'nin Orta Doğu ve Arap ülkelerine model oluşturabilecek yerel, kendi deyimlerine tırnak içinde belirtiyorum, yerel despotik zemin rejimleri tasfiye edip daha kolay denetlenebilir ve daha kolay kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir rejimlerin kurulması için Türkiye'nin model olarak hazırlanmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Ve Granfuller'in kitapları ve diğer çalışmalara baktığınızda bunun bir tasarım olduğunu, aynen öyle, bir stratejik planlama, bir politika planlaması olduğunu, aynen öyle, ve bunun gerçekleştirildiğini görüyorsunuz. Yani bugün Cumhuriyet'in tasfiyesi vesaire bütün çok bunlar. Çok eskiden tabii, yani bu bir şey daha var. Bir ekleme yapmama izin verir misiniz? Bakın, çok enteresan. Şimdi Suriye'deki muhalefetin siyasi örgütünün adı da Adalet ve Kalkınma Hareketi. Bu parti Londra'da CIA tarafından kurduruldu. Ya isimde bir benzerlik olabilir. Hani şimdi AKP'de bir popülerite var tabii. Hayır, yok, yok. Bakın söyleyeyim. Tunus'ta da kuruldu. Tunus'ta vardı öyle bir parti. Var. Tunus'takinin amblemi de ne biliyor musunuz? Hemen hemen aynı. Gaz lambası. Gaz lambası. Yani, evet. Floresan yapacak bunu. Endonezya'da var. Bunların Pakistan'da var. Yani bu da Cihan'ın atlaması. Başka isim bulamıyorlar herhalde. Standart şablon. Her tarafa Adalet ve Kalkınma Partisi kuruyor. Değil mi? Malezya'da falan kurarlarsa floresan olur herhalde. Hayır, Malezya'da var zaten.